Merhabalar, bugün sizlerle erikle hazırladığım tarifi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet. Akşam çayın yanına pişirmiş olduğum bir tarif. Erikle kek tarifi. Yaklaşık 120 gram eriğin çekirdeğini çıkartıp tarifin yapımına başlayacağım. Birçok meyve ile kek tarifi hazırladım. Erikle de çok güzel oluyor. Meyveli bir kek hazırlamak istedim. Akşam çayın yanına baktım hangi meyve var. Dolapta biraz erik kalmış. Hem eriği değerlendirdim hem de lezzetli bir kek hazırlayıp tükettik. Erikleri birkaç parçaya böldüm. Kenara aldım. Sıra geldi kek hamurunu hazırlamaya. İki tane yumurtayı kaseye kırıp üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, bir paket vanilya. Malzemeleri karıştırıyorum. Malzeme içerisindeki şeker eriyene dek karıştırdım. Bir su bardağı un ekledim toplamda hamuru hazırlamak için. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekledim önce unu. Koyu bir kıvam olmasın diye. Geri kalan unu da ekleyeceğim. Bir pakette kabartma tozu. Kek hamuru hazır. Bir çay kaşığı kadar tereyağını küçük bir fırın kabı içerisine yağlamak için kullandım. Sonra hazırlamış olduğum kek hamurunu kabın içerisine döktüm. Üzerini düzeltiyorum ve dilimlemiş olduğum erikleri üzerine dizeceğim. Her çeşit meyve ile hazırlayabileceğiniz kek tarifi. Elimin altında erik vardı. Ben erikle hazırladım. Birçok meyve ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Dilimlediğim erikleri hamurun üzerine dizmeye devam ediyorum. Biraz da ceviz parçacıkları. Çok fazla küçültmedim. İri parçalar halinde ceviz. Yerken cevizin lezzetini de birebir alacaksınız. Küçültmediğimiz için 180 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişirdim. Sonra sıcak sıcak dilimledim. Hiç beklemedim. Dilimlediğim keki servis tabağına alıp tadına bakacağım. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekledim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.